dev bir cemaat, yüz binlerce insanı getirip basit popülist bir siyasetçinin peşine troll haline getiriyorsunuz. Dünya hırsından vazgeçmediği için mesela diyelim ki zulmediliyor. Göç edelim kardeşim, mülteci olun başka memlekette. Çekilin Türkiye'ye, deyin ki sizin olsun Türkiye. Deyin ki istemiyoruz kardeşim, siyasetiniz batsın. Bizim asıl gayemiz yine hizmetli, başka yerde yaparız. Ama bunu demiyor. Polisle ısırıyor, adam tekme atıyor. Yargıçla, savcıyla ısırıyor, adam tekme atıyor. Çaresiz bırakıyor ama bu hırs, dünyaya hakim olma hırsı, ısrarı devam ettiği için en sonunda bugüne kadar yasanın içinde kurnazlıkla, kadroculukla siyaset yapan ve hep siyaset yapan Fethullah Gülen cemaati en sonunda geldi, yasayı paramparça eden, toplumu dehşete düşüren bir askeri kafe ya razı olarak ya yaparak veya nihayetinde engel olmayarak, dolayısıyla üzerinde mesuliyet bulunacak şekilde uçurumdan aşağı atladı. Ve bütün o cemaat, bu kadar yetişmiş insan, eğitimli insan, hepsi meczupa olduğu için, cezbe halinde oldukları için, akılları Hoca Efendi'nin elinde olduğu için, dolayısıyla o intihar edince, hırsından dolayı Tayyip Erdoğan'la didişmesinden, ben kazanacağım, geri dönmeyeceğiz, savaşacağız dediği için. Halbuki ne gerek var? Değer miydi yani? Bu kadar büyük bir imparatorluğu, hadi onu bırak, kurumlarını kaybettiğinde bu kadar insanın şimdi işkencelerden geçmesi, hapisten geçmesi, işinden olması, çoluk çocuk, bu zulüm değil mi, yazık değil mi yani? Burada Mücahit bu... arzusu, hakim olma arzusu olduğu için. Bu şeyi yıllar önce Amerika'da bir halkın tapınağı diye bir şey vardı biliyorsun. Bir tarikat, cult Amerikan deyimiyle. Evet. Orada bir şey, toplu halde ölmeler, başka buna benzer başka yerlerde de gördük. Sonuç olarak bu geldiği nokta, tabii daha önce bunlara benzetmek biraz zordu ama şimdi geldiği nokta, senin söylediğin uçurumdan beraber atlama noktası, onları çok fazla andırıyor herhalde ve bu biraz da sanki olayın İslam değil, başka bir, daha genel bir mesele, inanmak, cemaat olmak ya da kalt olmak, kaltı tam Türkçe'ye nasıl çevireceğiz bilmiyorum ama kapalı cemaat. İşte, kalt yani cezbe halindeki bir cemaattir kalt. Yani mesela normal vatandaşı desen ki Adnan Hoca'nın etrafındakiler ya bu kadar gülünç görünmelerine gülünç halde olmalarına rağmen nasıl inanıyorlar, etrafında duruyorlar derseniz. Bunun cevabı kalttır, başka bir şey yok. Türkiye'de 3 tane kalt adam var şu anda. Biri Fethullah Gülen'dir, biri Tayyip Erdoğan'dır, bir tanesi de Abdullah Öcalan'dır. Bu üçü de yanındaki adamları tekme tokat döven insanlardır. Ve muhatapları onlardan, ya onlara bağlılar, tamamen teslim olmuşlar. Dolayısıyla dövse de sevse de hiç fark etmiyor. Veya korkuyorlar veya menfaatleri var. Ama hepsinde bir, üçü de karizmatik şahıslardır.